Merhaba. Daha ilk derslerden alan adınızı ve hosting'inizi alıp internetinizi kuracağınızdan bahsetmiştim. İşte bu ders alan adını ve hosting'i alıp WordPress kurulumunu tamamlayacağız. Bu kuruluma geçmeden önce hangi seçenekler var elimizde onlara bir bakalım. Onları karşılaştıralım. Öncelikle ücretsiz olan seçenekle başlamak istiyorum. Bunun için WordPress'i bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip kurmanız gerekiyor. Bir tane sunucu yazılımı kuruyorsunuz. Ardından WordPress kuruyorsunuz ve bilgisayarınızda WordPress ile ilgili işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunun avantajı tabii ki de ücretsiz olması ve internetiniz olmadan da WordPress'te işlemler yapabilmeniz. Tabii ki de yeni tema vesaire yüklemek isterseniz onun için yine internet gerekecektir. Ama mevcut temalarla ve mevcut eklentilerle çalışmak istiyorsanız internete gerek yok. Zorlukları ise bilgisayarınıza sunucu yazılımı kurmak bazen zor olabiliyor. Bilgisayarınızın versiyonuyla 32 ya da 64 bit olmasıyla alakalı. Artı, bence en büyük sorun, yaptığınız çalışmaların bilgisayarda kalması. Bu çalışmaları müşterinize ya da başka birine göstermek istediğinizde bilgisayarınıza götürmeniz gerekiyor. Ayrıca siteyi bilgisayarınızda yapıp bitirip sonra gerçek sunucuya taşımak istediğinizde zaman zaman Türkçe karakter sorunlarıyla da karşılaşabiliyorsunuz. Eskiden hosting fiyatları yüksekken ben de bilgisayara WordPress'i ücretsiz olarak kurup denemeler yapıyordum. Ancak taşıma sırasında dediğim gibi Türkçe karakterlerde veya sunucu yazılımıyla alakalı problemlerden ötürü birçok sorunla karşılaşıp onları da çözmek zorunda kalıyordum. Ama şu anda hosting fiyatları gayet makul ve ben o yüzden artık bilgisayara WordPress kurup denemeler yapmıyorum. Artı müşterilere ya da başka birine de göstermek istediğimde dediğim gibi zorluklar çıkıyor. Ama tabii ki de bu da seçeneklerden bir tanesi. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Alan adı ve hostinginizi alıp internet sitesi kurmak için anlatacağım ilk seçenek GoDaddy. GoDaddy benim de kullandığım bir hosting firması. Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedecek olursak öncelikle GoDaddy WordPress için çok uygun bir hosting maliyeti çıkartıyor bize. Ocak 2018 itibariyle sanırım 60 TL civarındaydı. Artı hosting aldığımız zaman alan adını ücretsiz veriyor. Ve sunucular tamamen WordPress'e uyumlu olduğu için Hız, güvenlik gibi çeşitli sorunlar yaşamıyorsunuz veya eklenti uyumsuzlukları, tema uyumsuzluk gibi durumlar burada karşılaşmıyoruz böyle durumlarla. Kullanımı kolay. Bu da özellikle giriş seviyesindeki kullanıcılar için çok önemli. Çünkü bazen basit şeyleri bazı panellerde çok zor yapıyorsunuz. Bu Kullanıcı da o durumda internet sesi yaparken zorlanıyor ve belki bırakıyor, yapamayacağını zannediyor. Halbuki panel zor kullanıcıyla alakalı bir durum değil. Telefonla destekleri var. Ee, zor yanları ise kredi kartı ile ödeme alıyorlar. 3D Secure kapalı olması gerekiyor. Çünkü yurt dışından çekimi açık olması gerekiyor kredi kartının. GoDaddy yabancı bir firma. Zor yanlarından bir tanesi de sadece telefonla destek veriyor oluşları. Benim için zor bir yan değil bu. Telefonla arıyorum, destek alıyorum ama e, ticket'la da destekleri olsaydı bence daha iyi olurdu. GoDaddy'den hosting almak istiyorsanız buradaki adresi kullanabilirsiniz. Bu adresten gittiğinizde size ekstra indirim sağlanacaktır. Bunu da unutmayın. Ben neden tavsiye ediyorum? Kısaca bahsedeyim. Ee, az önce de söylediğim gibi kesinlikle kullanıcı dostu ve kolay bir paneli var. Ee, özel güvenlik ayarları sayesinde isteseniz bile e, güvenlik açıkları oluşturamıyorsunuz. Mesela kullanıcı adınızı admin olarak belirleyemiyorsunuz. Kolay şifreler tanımlayamıyorsunuz. Ee, bu gibi özel güvenlik önlemleri var ve bence en önemli özelliği hızlı oluşu. 2018 yılından itibaren Google sayfaların hızını da SEO açısından önemli bir noktaya taşıyacak ve hızlı açılan sayfaları daha ön sıralarda göstermeye başlayacak. Bununla alakalı geçen günlerde bir Google çalışanı bir tweet attı. Onu da buradan görebilirsiniz. Evet, alan adı ve hosting alıp internet sitesi kurmak için anlatacağım ikinci seçenekse Turhost firması. Turhost Türkiye'de olan bir firma. Sunucuları Türkiye'de. Böyle bir avantajı var. Eğer siz de sunucuları Türkiye'de olan bir hosting firmasıyla çalışmak istiyorsanız Turhost iyi bir seçenek olabilir. Hem ticket'la hem de telefonla destek veriyorlar. Bence bu büyük bir avantaj. C paneli olması ileri seviye kullanıcılar için bence büyük bir avantaj ama başlangıç seviyesi kullanıcılar için bence bir dezavantaj. Çünkü C panelde çok gelişmiş ayarlar var ve başlangıç seviyesindeki kullanıcılar bu ayarları yönetemeyip yine burada çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlar. E, artı C panelin zaman zaman güvenlik açıkları oluyor. E, siz de bu açıklardan e, etkilenebiliyorsunuz. Böyle de dezavantajlı durumları var. Yine Turhost'tan da hosting almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak alabilirsiniz. Zaman zaman kampanyalar oluyor, zaman zaman kuponlar veriyorlar. Buradaki bağlantıdan onlara ulaşmanız mümkün. Evet benim tavsiye edebileceğim seçenekler bunlar. Ama tabii ki de siz alan adınızı ve hostinginizi başka firmalardan alıp internet sitenizi kurabilirsiniz elbette. Benim bunları anlatmamdaki sebep uzun yıllardır WordPress kullanıyorum ve sunucu kaynaklı pek çok acı tecrübe yaşadım. Zaman zaman siteler açılmadı, zaman zaman sitelerim silindi. Onlardan edindiğim tecrübeyle bu firmalarla çalışmaya karar verdim ve size de onları tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye ederken de lütfen bunları reklam amaçlı algılamayın. Reklam amaçlı değil, sizin bu süreçte en az şekilde zorlukla karşılaşıp en yüksek faydayı almanız için bunları anlattım. Yine de tekrar edeyim. Siz dilediğiniz firmalardan alan adınızı ve hostinginizi alabilirsiniz. Bu bölümde ben bu 3 seçeneği de detaylı şekilde anlattım. Firmaların panelleri birbirine benzediği için bu dersleri tamamladığınızda başka firmalardan da alan adı da hosting alsanız kolay bir şekilde adapte olabilirsiniz. Bu kadar uzatmak yeter. Artık alan adımızı ve hostingimizi alıp işimize koyalım. Size daha önce verdiğim bağlantıyı adres çubuğuna yazarak GoDaddy'ye gidiyoruz. bit.ly/vphost1 Evet bakın indirim burada sağlandı. %78 şu an indirim veriyor. Eğer sayfa dili İngilizce veya başka bir dilde açılırsa yukarıdaki bakın şu GoDaddy logosunun yanında TR yazıyor. Oraya tıklayarak eğer başka bir dildeyseniz o dili değiştirebilirsiniz. Burada biz temel paketi seçip öyle devam edeceğiz. Sepete ekle diyoruz. İstediğimiz alan buraya yazabiliriz. Benimkisi sistemi kuruyorum. Com olacak. Eğer alan burada çıkmazsa, başkası tarafından alınmışsa yine buraya başka bir alternatif isim yazıp onu tekrar arayabilirsiniz. Veya aşağıdaki alternatiflerden bir tanesini de seçip devam edebilirsiniz. Şu anda sistemi kuruyorum.com müsait. Ben bunu seçip devam edeceğim. Evet, bize burada 12 aylık WordPress hosting paketi ve 2 yıllık da alınadığını adını varsayılan olarak getirdi. Ben 2 yıl değil de bunu 1 yıl olarak seçersem şu 43 lira da gidecek buradan ve toplamda 60 TL'ye 1 yıllık alınadı ve 1 yıllık hostingimi almış oluyorum. Benim size tavsiyem eğer bütçeniz ise ve bu işe kesin devam edecekseniz mutlaka 3 yıllık almanız yönünde. 36 ay 36 ay hosting aldığınızda bunu da 3 yıl alını seçtiğinizde 3 yılda ücretsiz şekilde size alınıdını veriyor. 3 yıllık almanızın şöyle bir avantajı olur. Gelecek yıllardaki fiyat artışından etkilenmezsiniz. Ayrıca 3 yıllık alınadı almak Google için e, önemli. Bunun sebebi Google'ın sizin bu siteye ne kadar önem verdiğinizi algılamasıyla alakalı. Şu anda ben en düşük bütçeyle başlamak istiyorum ve bir yılı seçeceğim. 12 aylık hosting ve bir yıllık alınadığını seçiyorum. Satın alma işlemini tamamlamak için üye olup bilgilerime girmem lazım. Bunun için buradaki üye ol butonuna basıyorum. Mutlaka erişebildiğimiz ve şifresini bildiğimiz bir e-posta adresini yazalım. Bunun için benim yöntemim mutlaka e-postayı önceden yeni bir sekmede açmak. Oraya eriştiğime, oraya bu e-posta adresine eriştiğimden emin olmak. E-postamı yazıyorum. Kullanıcı adım e-posta adresimle aynı olabilir. Şifreyi belirlerken de şuradaki göstere basarsanız şifrenizi görürsünüz. 9 karakterden olacakmış. Bir tane büyük harf, bir tane de küçük harf olacak. Benimkisi güçlü bir şifre olsun. Büyük harf de var, rakam da var, küçük harf de var. Pin kodu Godi diye aradığımızda bizden istenen bir kod. Ben buna 2018 demek istiyorum şu anda. Çok önemli değil o. Evet, hesabı oluştura basıyoruz. Hesabı oluşturduk. Şimdi Kredi kartı bilgilerimize gireceğiz. Burada önemli bir nokta, kredi kartının yurt dışı çekimlerine izin veriyor olması gerekiyor ve 3D özelliğinde kapatmanız lazım. Eğer bunları yapmazsanız ödeme işlemi gerçekleşmeyecektir. Eğer kredi kartınızı kullanmak istemiyorsanız, internet bankacılığından bir tane sanal kart oluşturup bunu daha kolay şekilde halledebilirsiniz. Ya da sanal kart oluşturmayı da bilmiyorsanız, DNR, Migros, Teknosa gibi yerlerde satılan ininal kartlardan alıp, Oraya istediğiniz kadar para ekleyip onu da kullanabilirsiniz. Ödeme ekleye tıklıyoruz. Kartımızın numarasını yazıyoruz. Geçerlilik tarihi, son kullanma tarihini giriyoruz. Güvenlik kodumuzu giriyoruz kartın arkasındaki. Posta kodumuzu İstanbul için 34.000 giriyorum. Siz de buraya plaka numaranızı sonuna da 3.0 yazabilirsiniz. Adımızı, soyadımızı, bu kredi kartının üstündeki ad, soyad. Aşağıdan. Şurası gözükmez, şu basın. Orası açılır. Sonrakine basıyorum. Telefon numaramızı giriyoruz. Adresimizi girelim. Adresi girerken nokta, iki nokta gibi şeyler kullanırsanız onu kabul etmeyecektir. Onun için onları siliyorum. Eyalet dediği şey ilimiz, şehrimiz. E şehir dediği şeyse ilçemiz. Eğer bir ticari kuruluşu alıyorsanız bunun vergi numaram var deyip vergi numaranızı da buraya ekleyebilirsiniz. Vergi numarası ve şirketinizi buraya ekleyebilirsiniz. Kaydete basıyoruz. Evet, satın alma için her şeyimizi ayarladık. Şimdi tek yapmamız gereken satın alma işlemini tamamla butonuna basmak. Satın al butonuna basıyoruz. Evet, bankadan onay geldi ve siparişimiz tamamlandı. Benim kredi kartım yurt dışı çekimlerine açık ve 3D sekir olmadan da işlem yapabiliyorum. Bunları dediğim gibi bankanızdan yapabilirsiniz. Artık anladığımız ve hostingimiz hazır. Şimdi yapmamız gereken WordPress temizi kurmak.